kalp sağlığı için neler yapılmalı? Tabii kalp sağlığı biliyorsunuz son derece önemli bir konu, güncel bir konu. Şu andaki dünyadaki belki de ölümlerin işte en sık sebeplerden bir tanesi yine kalp hastalıkları ile ilgili bölüm oluşturuyor. Yani kanser ve kalp hastalıkları kafa kafaya gibi evet. gözüküyor şu anda. Kalbimizi korumak için neler yapacağız? Yani aslında önemli bir konu. Şu andaki belki de yani yediklerimiz, içtiklerimiz, yaptığımız sporlara falan hepsini son derece ilgilendiren önemli bir başlık. Tabii burada en önemli yani sağlıkla ilgili, kalbimizi korumakla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli iki tane şey var. Yani aslında çok zor değil. Bir tanesi işte tütün kullanımı, sigara ve diğer tütün kullanımları son derece zarar veriyor. İkincisi de obezite. Evet. Obeziteye bağlı gelişen neler? İşte diyabet, hipertansiyon, işte kolesterol, ürik asit yüksekliği gibi metabolik sendromu oluşturan obeziteye bağlı gelişen komplikasyonlar. Şu anda bu iki konuda aslında günümüzde güncel. Yani obezite Amerikalarda %30-40'larda, Türkiye'lerde %20'lerde-30'larda son derece ciddi bir sağlık problemi ve gittikçe de artıyor. Aslında çağın hastalığı diyebilir çağın miyiz hastalığı. Ali Kesinlikle çağın hastalığı, çağın hastalığı ve aynı zamanda gelecek için de ciddi sıkıntılar var. Yani çocuklarımız için de ciddi sıkıntılar var. Çocuklarımız da çok ciddi bir beslenme ile ilgili abluke alınmış durumda. Evet. Hazır yiyecekler çok fazla tüketiliyor. Hazır yiyecek, paket gıdalar son derece yaygın şekerli şekilde gıdalar. Konuyor. Şeker zaten... Şeker başı artık başına. Çağımızı zehiri diyoruz. Evet. Yani şeker demek artık zehir anlamına geliyor. O kadar ciddi bir problem, şeker problemi. İşte Türklerin genel olarak bir ekmek kullanımı, ekmek bağımlılığı, aşırı kullanımı. Hamur işlerinden hamur işleri, özellikle hamur işleri de çok kırsal bölgelerde hala çok. Yani çok şeyde de çok. Yani metropollerde de. İşte sabahları insanlar işte poğaçayla, simitle kahvaltı yapıyor. Bazen de hocam şunu söylüyorlar. Ekmek yemeden karnım doymuyor. Makarnayla dahi ekmek yemek istiyorum. Pilavla dahi alışkanlık. Ekmek yiyorum. Alışkanlık o. Doymuyor değil, öyle hissediyor ama bir süre sonra aslında alışsa insanlar çok rahat ekmeksiz ya da az ekmek yiyerek alışabiliyorlar. Özellikle şeker konusu çok ciddi problem. Çocuklarımız çok büyük bir risk altında. Çok 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 ciddi bir problem var. Yani şu anda bir çocuğa mesela 8 yaşındaki bir çocuğa oturadığın işte hadi kuru fasulye yanında pilav ya da işte bir hadi türlü yanında bir yemek yok yani öyle artık. Çocuklara yediremiyorsunuz bunları. Çocuklar işte hamburger yiyelim, işte patates kızartması yiyelim, cips yiyelim, işte dondurulmuş gıdalar. İşte dondurmalar, şekerlemeler, işte cipsler, içecekler işte soğuk çaylar. Asitli mesela. İçecekler. Yani hepsi şekerli. Yani şu anda bir çocukların yedikleri şeylere bakın, %90'ı son derece zararlı ve sağlıksız yiyecekler. Ve çocuklarımızın durumu daha kötü. Hani bizim nesil, belki işte böyle 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda yaşayanlar böyle çok şekerli, şekeri görmedik. Evet. Hadi ekmek yine yiyorduk da ama anladığında şekerle ilgili çok şeydi ve hazır gıdalar bu kadar yaygın değildi. Şimdi bunlar çok yaygınlaştı. Ve obezite de gittikçe artıyor. İşte obezite arttığı zaman, işte obeziteden niye korkuyoruz? Obezite olunca ne oluyor yani de diyebilirsiniz. Evet. Şimdi obezite olduktan sonra birincisi en önemli problem, birincisi şeker hastalığı. Yani şeker hastalığı biliyorsunuz insülin direnci dediğimiz kiloyla oluşan, sonucu gelişen bir hastalık. Bir insanda bu obeziteye bağlı şeker hastalığı geliştiği zaman, yani tipik diyabet diyebiliriz buna, geliştiği zaman son derece damarlarda hasarlara başlıyor. Damar tıkanmaları, bütün özellikle arter damarlardaki tıkanmalar çok yaygın bir şekilde başlıyor. Burada işte göz damarlarından tutun, beyin damarlarından tutun, kalp damarı, böbrek, bağırsak, bacak damarları. Bunlar tabii tıkandığı zaman tıkandığı yere göre de hastalıklar başlıyor. Evet. İşte göz damarı tıkanıyor, gözlü görmüyor. İşte beyin damarı tıkanıyor, felç geçiriyor.
kalp damarı tıkanıyor, kalp krizi geçiriyor. Böbrek damarı tıkanıyor, işte böbrek yetmezliği gelişiyor, tansiyon yüksekliği gelişiyor. Bağırsak damarı tıkanıyor, bağırsaklar nekroz oluyor, işte ciddi ameliyatlar gerekiyor. Bacak damarı tıkanıyor, işte ağrılar oluyor, işte gangrenler oluyor, yaralar çıkıyor, kesilmelere kadar gidebiliyor. Onun için şeker hastalığından korunmamız için muhakkak, yani muhakkak obeziteden korunmamız lazım. Obeziteden korunmak için de ne yapacağız? Aslında yani bir insan et yiyerek, balık yiyerek, tavuk yiyerek, sebze yiyerek obezite olmaz. Obez oluyorsa muhakkak işin içinde ya çok şekerli şeyler yiyor ya da hamur işi çok yiyordur. Ve aynı zamanda bu yediklerinin dışında bir de yaşam biçimleri de çok değişti. Eskiden çocuklarımız okuldan gelince akşam, biz öyleydik mesela, akşam çıkınca direkt giderek top oynadık mahallede. Yani şimdi çocuklar şimdi mümkün değil yani, evet. Neye çıkartıyorsun çocuğu mahalle arasına? Öyle bir şey yok. Yani çocuklar bir de şimdi bu bilgisayar ve telefon teknolojisi de evet, teknolojiye çok bağımlı yetişiyor çocuklar. Avantajı var olmakla birlikte işte çok dezavantajlar da geliyor. Çocuklar arıyorlar. Sabahın akşama kadar bilgisayar başında, telefon başında. Hareketsiz bir hayat. Bir hareketsiz bir dönem başlıyor. Bu hareketsizlik de obeziteyi tetikliyor. Aynı zamanda bu paketlenmiş gıdalar ve şekerli gıdalar da hem yiyecek içeceklerle birlikte bu da obeziteyi tetikliyor. Ve böyle olunca da işte erken yaşta şeker hastalıkları başlıyor ve erken yaşta kalp hastalıkları başlıyor. Özellikle kalbin koroner arter hastalığını ilgilendiren, yani kalbi kan götüren damarların tıkanmasıyla oluşan hastalıklara başlıyor. Dediğim gibi sadece kalp de değil, bütün organlar etkileniyor. İşte gözdü, beyindi, böbreklerdi, bağırsaklardı. Bütün organlar etkileniyor şeker hastalığından. Evet. Obezite dışında dediğim gibi ikinci bir problem de dedik. Çağımızın yine ciddi bir sağlık problemi oluşturan sigara. Evet. Tütün kullanımı. Bu da artık çok yaygın. Özellikle çocuklarda, çok erken yaşlarda maalesef başlayan kesimler var. Özellikle belirli bölgelerde tütün böyle kullanımı, sigara kullanımı çok erken yaşlara düştü. Ve bu da aynı zamanda işte yani sigaranın yani binlerce zararı var. Sadece kalp bunlardan bir tanesi. Yani sadece kalple ilgili olsa yine hadi bir şey demeyeceğim, çok zararları var. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, dudak kanseri, dil kanseri, mesane kanseri. Bu sadece kanserler kısmı ile ilgili. Aynı zamanda işte KOAH dediğimiz akciğerle ilgili ciddi problemlere sebep oluyor. Ve aynı zamanda kalbi ve damarları da etkiliyor. Evet. Nasıl etkiliyor? Sigara özellikle kalbin bu iç tabakasını örtünen endotel tabaka dediğimiz tabakaya ciddi zararlar veriyor. Ve aynı zamanda kandaki trombositlerin fonksiyonlarını da artırarak pıhtılaşma hızını artırıyorlar. Normalde bir diyelim ki bir insanın damarı tıkandı, oraya hani pıhtı elemanları gitti, damarı tıkadı. Bu sigara içen içmeyen arasında 5 katı kadar fark var. O damarın tıkanma hızı riski açısından. Sigara hem yavaş yavaş damarları tıkıyor hem de aniden kalp krizine de sebep olabiliyor. Onun için çok ciddi bir sağlık problemi. Peki hocam, sigara evet zararlı. Nargile için hepsi, tütün? Hepsi. Yani sigaradan tütün kullanımı aslında işte pipoydu, proydu, nargileydi, hepsi son derece zararlı. Yani çocuklarımızı bunlardan muhakkak uzak tutmaya çalışmamız lazım. Eğitimlerini, bütün eğitimler, yani okulda olsun, ailede olsun eğitimler buna göre verilmeli. Aynı zamanda bu beslenme konusunda da mümkün olduğu kadar bu girdiğimiz bu çıkmazdan kurtulmaya çalışmamız lazım. Yani bu hem devlet zaten ilgileniyor bu işlerle, evet. Ama aile olarak ve okul olarak da, okullarda da artık bayağı önlemler alındı bu konuda. Ama tabii en büyük şey aileye düşüyor. Hem ailenin eğitilmesi ve daha sonra çocukların eğitilmesi son derece önemli. Peki bir de doğuştan kalp hastalıkları var. Tabii şimdi yaklaşık yani 100 insandan bir insanda bir doğuştan kalp hastalığı olur. Bunların da çok çeşitleri var. Doğuştan kalp hastalığı yani saymakla bitmeyecek kadar çok çeşitli hastalıklar var ama bunlar düşük oranlarda. Yani, toplasan %1'i geçmez hepsinin şeyi. Özellikle bir kısmı zaten çok çok büyük bir kısmı hatta artık anne karnındayken anlaşılıyor.
Yani anne karnında eko yapılıyor. Orada o zaman bile anlaşılmaya başlıyor. Çok büyük bir kısmı ciddi kalp anomalleri var. Yani anomal dediğim ciddi işte damarlar farklı farklı yerlerden çıkıyor mesela. Çok büyük delikler oluyor. Evet. Gibi çok farklı hastalıklar var. Bunların büyük bir kısmı zaten bir kısmı zaten doğal doğal zaman kaybediliyor bir kısmı. Bir kısmı işte çok erken yaşta ameliyat olması gerekiyor. Bir kısmı daha sonra çocukluk yaşında ameliyat gerekiyor. Bir kısmı daha ileriki yaşlara kadar idare edebiliyor. Çok farklı hastalıklar var. Onun için zaten dediğim gibi ama artık günümüzde bunlar daha artık anne karnındayken daha tespit ediliyor. Onun için genelde tedavisi ona göre hemen planlanıyor. Ve ameliyatlar da son derece başarılı. Yani artık son zamanlarda çok büyük anomaller bile, çok büyük kalp hastalıkları bile başarıyla tedavi edilebiliyor. Ve sizin yaptığınız cerrahi operasyonları da evet, duyuyoruz hocam. Tabii, tabii, çok başarılı yani sonuçlar da alıyorsunuz tabii, bu noktada. Tabii, tabii. Ben hastalarınız adına da çok, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Doğuştan kalp hastalıkları dediğim gibi gençler genelde halkın kalbinde delik diyor. En çok büyük kısmını bunlar oluşturuyor. Kalpteki delikler oluşturuyor. Onlar da son derece başarılı artık ameliyatlar yapılıyor yani.